Hayatımdaki en büyük adrenalini yaşadım. Bir kilo kokain içseydim bu kadar yükselemezdim. İlk defa birini öldürüyorsun da ondan. Niye daha önce yapmadık bunu? Bunun kafası hiçbir şeyde yok. Kızım, mesele öyle kolay değil. Bu damardan almak gibi. İlk başta kendini dünyanın en güçlü insanı hissedersin. Ama zaman geçtikçe suçluluk, pişmanlık kanında gezmeye başlar. Bu sefer de bu duyguyu atmak için kusmaya çalışırsın. Unutmak için uyumaya çalışırsın. En sonunda kafaya sıkmaya çalışırsın. Sıktın, meseleyi çözersin. Sıkamadın mı? İşte o zaman güçsüz olduğunu, korkak olduğunu anlarsın. Artık o seni esir almıştır. Bir ömür o esaretten kurtulamazsın. Ben seni hiç korkak, bir de güçsüz görmedim. Ben her öldürdüğümün mezarına korkumu ve güçsüzlüğümü de gömerim de ondan. Abi, Jack nerede? Herhalde cehennemde. Geberttim. Çok konuşuyordu, baş konuşuyordu. Abi, Avrupa'daki ortaklarımıza ne anlatacağız? Üstelik daha malı da bulamadık. Onu adama söz verirken düşünecektin Necip. Haklısın. Haklısın abi, hata yaptığımı biliyorum. Ama en önemlilerinden birini telafi ettim. Salih'i öldürdüm. Bundan sonra herkes bizim malımıza çökenin başına ne geldiğini anlayacak. Kim olursa olsun. Lan, siz kimin muhbirisiniz? Köyden biber mi getiriyorsunuz? Elinizi kolunuzu sallaya sallaya benim mekanıma geliyorsunuz. Abi, biz bu işin acemisiyiz de bilemedik, size bir soralım dedik. Ben Zülfü'nün ortağıyım. Bir acelesi vardı onun, onun yerine ben geldim. Zülfü kim lan? He? Zülfü kim? Abi, bugün geldi ya sana ot getirdi. Ot mu? Ne ot? Siz burayı ahır mı zannettiniz lan? He? Siz fazla takılmışsınız birader, kafanız yanmış. Benden söylemesi. Bu halde sizi harcarlar. Şu malları alın. Çocukların da ceplerini açlık koyup gönderin. Birader, sen bizi dünkü çocuk mu sandın? Kimin malına çöküyorsun sen? Senin malına çöküyorum ki sana ders olsun. Öyle bir daha da elinde torbayla sallana sallana milletin mekanına gitmesin. Seni harcarım. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ah! Oh! Kimi harcıyorsun lan? Bilmiyorum lan.
Umrumda da değil. Yeter lan beni meşgul ettiğiniz. Atın şunları. Abi siz bizi yanlış anladınız. Bize nasıl lan malımızı alıp gitseydik ya. Malınızı mı alacaksınız? Abi en azından. Ulan sen yürü. Dur bir dakika ya. Ben burada sizden başka mal göremiyorum. Getir. Hallettiniz mi o işleri? Tamamdır abi. Sarsmayın. Açılın, açılın. Açılın. Nabız zayıf, çok, tansiyon düştü. Çok kan kaybetti. Abi buradayız abi. Baba bizi bırakma. Abi bizi bırakmak yok. Abi. Açılın. Sayın doktor Burçak. Siz burada bekleyin lütfen. Ameliyathaneye bekliyoruz. Abi. Abi, bu nasıl bir şey ya? Abi bir şey söyle. Abi ne oluyor? Ulan Salih abi şu halimizi görse yüzümüze tükürür be. Ağlamanın zamanı mı lan? Doktor Alper Mert dahi... Ağlamak yok. Benim ana. Nilüfer arıyordu seni. Tamam ana, ben ararım onu. Efendim Nilüfer. Rüfü, eşyalarımı getiriyor musun? Birazdan geliyorum Nilüfer. Geç oldu. İstersen gelme, sabah gelirsin. Yok, geleyim. Hem beni görmek istemiyor musun? Tamam, birazdan geliyorum. Ana! Ben hastaneye gidiyorum. Selam söyle.
Hoş geldiniz. Mine abla, merhaba. Abla lütfen. Lütfen. Çekil. Neredesin sen Başar? Ne işler çeviriyorsun? Her şey bitti Zülfü. Her şeyimizi aldılar elimizden. Ne diyorsun sen? Kim aldı? Kim alacak? Senin adamın aldı. 5 kuruş da para vermedi üstelik. Üzerine bir de 1 ton dayak yedik. Senin de ağırlığını gördük Zülfü. Zülfü yolladı dedik. Tokat manyağı yaptı herif. Yalnız iyi dövdüler kankacım ya. Nasıl durum? Sen nasıl yalnız bırakırsın abini? Nasıl? Eğer Salih'e bir şey olursa hiçbirinizi affetmem.
100 million sell fast. It's not right time for sell. We will lose the money. Ne diyor? %20 kadar bir kaybımız olacak. %20 kaybolacak itibarımın yanında bir şey değil. Sat! Sell certificate. Okay, I'm selling. Piyasada ne kadar mal varsa hepsini topla. Bir gram bile bizim için kıymetli. Tamam abi. Efendim? Ne oldu? Salih ölmemiş. Nasıl ölmemiş ya? Ben bizzat kendim sıktım. Emin misin? İçeriden haber aldım. Yoğun bakım almışlar. Seni gördü mü? Görmedi. Bunu riske atamayız. Bir süreliğine ortadan kaybol. Böyle bir zamanda seni yalnız bırakmam abi. Sen merak etme Necip. Bu işi çözemezsem ya mezarda ya cezaevinde görüşeceğiz. Kankacığım bozma moralini ya. Yine ucuz atlattık. Ne atlatması ya? Elimizden her şeyi aldılar. Şu paradan nefret ediyorum. Her şey onun yüzünden oluyor. Şimdi bana meseleyi tane tane anlatın. Abi ben meteoroloji hastasıyım. Saat başı hava durumuna bakmadan edemiyorum. Uzmanlar da kuraklık olacak deyince biz bütün malları toparladık. Yoksa ziyan olacaktı yani. Bunları sonra konuşacağız. Ben içeridekini soruyorum. Mallar içeride mi? Bizim burada olduğumuzu görünce çıkaramadılar tabii. Kaç kişi var içeride? 3-5 kişi vardır bence. Bu arabayla bu işi yapmaya kalkarsanız... Tabii alırlar malınızı, mülkünüzü. Sen benim arabaya geç. Sen de bekleme burada. Haydi. Diğeri abi. Mekanı sarın. Anlaşıldı abi. Hayırdır Zülfü? Gidecek yerin yok. Sabah akşam buradasın. Bizim çocuklar sana mal getirmiş. İyi yapmışsın. Parayı onlara vermemişsin. Çarçur etmesinler diye. Hangi çocuklar? Ben dışarıdayken öyle birileri geldi mi? Yok abi, kimse gelmedi. Duydun. Zülfü, kendin diyorsun çocuklar diye. Kim bilir kime götürdüler, kaptırdılar mı? Benden sana tavsiye. Çoluk çocukla iş yapma. Sirhaç, bana ayak yapma. Mal buraya geldi. Onun bedelini almadan buradan gitmem. Sen gitmezsen biz göndermesini biliriz. Kardeşimin hatırını.
Sana bir kıyak geçtim. Ama beni fazla zorladın. Kımıldamayın! Herkes olduğu yerde kalacak lan! Ne oluyor lan? Akıllı ol! Akıllı ol! Geç! 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 Bırak lan! Lan! Geç lan geç! 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 Sen canına mı susadın lan? Sen kim oluyorsun da benim dükkanımı basın? İçeri giriyorsun ha? Kim olduğumu anlatmak için geldim. O kadar cesaretin olup olmadığını göreceğim. Ağzın iyi laf yapıyor da bundan sonra yapacağını hiç zannetmiyorum. Artık kafana göre her yerde mal satmayacaksın. Benim söylediğim bölgelere girdiğin an her bölgene bir parçanı bırakacağım. Sen ne satıyorsun birader? Anlaşılan sattığın kadar da içiyorsun. Kafan iyi olmuş. Ama sana tavsiyem, bu kadar içersen zincirli kuyudan öteye gidemezsin. Ne mi satıyorum? Tadına bak istersen. Nasılmış bonsai'min tadı? Ha? Beğendin mi? Kıpırdama. Hasat zamanına denk gelmişiz. Canını kurtardı ama bir daha kendini zor toplar. Malları da yak. Anlaşıldı. Ne oldu Sirac Bey? Ha? İki saat önce bana artistlik yapıyordun. Etrafında adamlarla racon kesiyordun. Zorlattın kendini arabaya. Zülfü sana da bravo vallahi ya. 10 numara mafya bulmuşsun. Adam uçarak girdi bagaja. Tamam Başar. O mevzu kapandı. Başka mevzular konuşulacak. Bana borcum var Sirac. Mallarımı aldın, parasını vermedin. Artık sana bir de can borcum var Zülfü kardeş. Yarın buluşalım. Parayı vereceğim size. Size can borcumu da zamanı gelince öderim. Ortak! Nasıl başardık ama çak! Bundan sonra bana haber vermeden tek bir adım atmayacaksın. Anladın mı beni? Salih nereye gidiyordu, haberin var mı? Var. Salih amirim Burhan Korkmaz'ın başçıvanıyla görüşmeye gidiyordu. Yine Burhan. Bundan niye haberim yok? Ne işi vardı onunla? Şüphelendiği bazı şeyler vardı. Ama hiçbirinden bahsetmedi. Yakalanan büyük sevkiyatla mı ilgili? Bilmiyorum müdürüm.
Ama onu bulunca bunların hepsini soracağım. Bulun delilleri. Zaten şartlı tahliyesi var. Alın içeri. Bir ömür çıkmasın. Sadece onunla da ilgilenmeyin. Salih'e olan sevgimizin ne olduğunu gösterin. İlaçları yukarıdan alabilirsiniz. Hiç merak etmeyin. Gayet iyi olacağını düşünüyorum. Her taşın altını arayın. O bahçıvanı bulup getireceksiniz bana. Zülfü? Nerede kaldın? Merak ettim. Anca geldim. Durumu nasıl? Aynı. Şu Salih komiser vardı ya, onu vurmuşlar. Biliyorum. Hastane polis kaynıyor. Çok beddua ettim zamanında ama hanımını tanıyınca çok utandım. Sen nereden tanıyorsun hanımını? Tanıştırdım ya seni Mine Hanım'la. Sağ olsun çok yardımı dokundu. O olmasaydı hastaneden atacaklardı bizi. Kontrole gelmiştim. Otur, sakin ol. Oturun, sakin ol. Hop! Lan! Gel lan buraya! Bir şey yapmadım! Yap lan! Aç ayakları! Lan! Aç bacakları, aç! Kimliğini göster. Çıkarın beyler, evet. Çıkartın kimliklerinizi. Kimlikleri ver. Tamam amirim. Bu ne lan, ha? Hadi. Al abi. Ver bakayım şunu. Tamam gerek kalmadı al şunu. Getir. Hop kelepçe. Bende. Hop bırak. Polis. Yat. Yat aslanım yat. Yat aslanım. Yere yat. Elini ver. Ver elini arkaya.
Kalk. Kalk kalk Arayın kalk. Arayın her yeri. Kafa aşağı, kafa aşağı, yürü. Hanımlar, şunları toplayın. Götür, götür. Yat, polis, polis, polis! Yat! Yat aslanım, yat, yat, yat! Yat! Ver elini. Helal olsun. Eyvallah birader. Kalk, kalk, kalk. Kaldırın, toplayın şunları. Kaldır, kaldır hepsini. Yürü bak. Paketleyin. Oğlum al bunu. Koş koş koş, ara, etrafı ara. Hadi hadi hadi, etrafı ara. Her taşın altını arayın, yürü. Aç kapıyı. Her yeri arayın, ara. Hayırdır oğlum, ne arıyorsunuz? Sen Zülfü'nün neysin? Anasıyım. Zülfü nerede? Ya nerede bilmiyorum. Hanım, o çocuğu nerede? Nerede? Bilmiyorum ki nereye gittiler. O gelin oğlumun başını yaktı zaten. Bana da bir şey demiyorlar ki. Zülfü dün gece neredeydi? Kaç gecedir gelmiyorlar oğlum. Teyze. Bak ben kaç yaşında kadınım, beni bu evde bir başıma bırakıp gittiler. Siz ne arıyorsunuz oğlum? Oğlun boyunu aşacak işlere girdi. Amirimizi vurdu. Bir şey bulamadık komiserim. Çıkın dışarı. Çık! Var mı bir şey? Yok amirim. Burası temiz. Oğlunun iyiliği için. Az sonra geliyoruz. Ondan haber alırsan bizi ara. Nilüfer, Hadi'ye bir şeyler, sen de hastalanacaksın. Tamam Zülfüm, benim şimdi bir şey istemiyor canım. Sağ olsun Mine Hanım, randevu almış bizim için bu doktordan. Yoksa hayatta görüşemezdik. İyileşecek benim güzel oğlum. Doktor Bey sizi bekliyor. Buyurun. Karşı oda. Hmm.
Fikri Ağa, kaç yıldır ortağız? Hiç benim emrim dışında toplandığımız oldu mu? Burada geleceğimiz söz konusu. Bunun için toplanmayacaksak ne için toplanacağız? Bu geçmişi, bu itibarı, bu geleceği size kim hazırladı? Hepimizi bir araya getiren, yol gösteren, ağalık eden sensin. Ama bugün Burhan Ağa varsa hep beraber olduğumuz için var. Beyler, şimdi tartışma zamanı değil. Problemi nasıl çözeceğiz onu konuşmamız lazım. Salih'in vurulması konusunda bir bilgin var mı Burhan Ağa? Var. Ben vurdum. Benim haberim olmadan Salih'e kurşun sıkacak bir baba yiğit var mı? Bu kadar önemli bir konuda bizim de fikrimizi alman hoş olmaz mıydı Burhan Ağa? Olmazdı. Devlet ayı gibidir. 6 ay kış uykusunda yatar. Seni de yanında uyutur. Mağarada sıcak, dışarıda çıkmak istemezsin. Uyanmak istemezsin. İşte o sırada pençeyi geçirir. Pençesini yedikten sonra bir daha kendine gelemezsin. O kış uykusuna hepimiz yatmak üzereydik. Şimdi herkes uyandı. Tetikte bekliyor. Doğru dedin de ama ayıyı öldürmedin. Yaralı bıraktın. Yaralı ayı sağlamından daha tehlikelidir. Burhan Ağa gerekeni yapmış. Bizi yedirmedi ayıya. Bu işi tamamlamak bize düşer. Bu meseleyi ben hallederim. Esas konumuz piyasadan malları toplayıp Avrupa'ya yollamak. Bu kargaşada nasıl mal bulacağız? Piyasada kimse kalmadı. Bunu fırsat bilip iş yapacak adamlar da var. Malı biraz pahalı bulup işi çözmek lazım. Bence Avrupa'dan gelen bağlantınla bir konuş istersen. Gerekirse biz ağırlayalım. Bize biraz daha zaman tanısınlar. Hoş geldin yine abla. Hoş bulduk canım. Nasıl oldu Salih amirim? Daha iyi. Çok şükür. Ama yoğun bakımda hala. Bunu da atlatacak amirim. İnşallah. Anne, ne oldu? Ya ne oluyor ya? Neden kimse bir şey söylemiyor? Ya Fatoş abla geceden beri burada. Sen yoksun. Ya babama bir şey mi oldu yoksa? Anne ne oluyor? Bir otursanıza. Gel kızım. Babanız dün gece hastaneye kaldırıldı. Sizi yanına götürmeye geldim. Abi. Zülfü en son Salih amirimin yattığı hastanede görülmüş. Ne diyorsun lan sen? Ne demek hastanede? Abi biz hemen hastaneye gidiyoruz. Hastanedeki birimlere haber verin. Amirimin güvenliğini arttırın. Allah kahretsin. Çocuğunuz ne yazık ki tedavi için geç bir yaşta. Bu hastalığın tedavisinde en önemli şey hastalığın ilerlemesini önlemek. Ama siz bu konuda biraz geç kalmışsınız. Ama Mine Hanım bize yardımcı olabileceğinizi söylemişti. Öncelikle içinde bulunduğumuz durumu anlamanızı istedim. Ben elimden geleni yapacağım. Sizi uzun bir tedavi süreci bekliyor. Tedavinin bir kısmı yurt dışında olacaktır. Bu uzun sürece hazır olmanız gerekiyor.
Biz her şeye hazırız. Şunu da bilmeniz lazım. Bu tedavinin maliyeti 1 milyon lirayı bulacak. Doktor bey, bizim o kadar parayı bulacak gücümüz yok. Maalesef. Bu hastalığın tedavisi çok masraflı. Siz tedavi sürecini başlatın. Ben ne gerekiyorsa yapacağım. Sen amirin odasına git. Siz her köşeyi arayın. Baş üstüne komiserim. Sen güvenliğe git. Kameralardan bak. Hadi çabuk. Hadi. Bizim o kadar parayı bulmamız imkansız. Ne yapacağız? Yok. Ben abimi arıyorum. Hiç kızma artık bana. Daha arama. Ben bir şeyler yapacağım. Ne yapacaksın Zülfü? Yine Burhan'ın o pis işlerine bulaşmanı istemiyorum. Abimden istemek en hayırlısı. Efendim ana. Zülfü, oğlum eve polis geldi. İkinci kat koridorunu büyütür müsün? İkinci katta, özel hasta koridorunda. Zülfü ne oldu? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Zülfü? Zülfü! Kıpırdama polis! Rasim neredesin? Sen nereye emredersen oradayım abi. Depoya gel konuşalım. Emredersin abi. Ne buldunuz? Var mı bir haber? Abi bir şeyler var. Şu Burhan Korkmaz var ya abi. Abi bu herif onun bahçıvanıymış. Yani? Yani işte çok güçlü bir iş adamı. Çok nüfuzlu. Yani ona göre bulaşmayalım istersen abi. Adam için de hayırlı bir iş yapıyoruz. Bahçıvanı ot satıyor. Onu engelliyoruz işte. Hem bu sayede adamla da bağlantımız olur. Desteğini kazanırız. Gidin bulun işini bitirin. Eyvallah abi. Arabayla çıkalım. Baba!
Bırakın lan! Ne yapıyorsunuz? Caner! Sana ne lan? Artist! Bırak lan kadını! Perişan oldu ya. Sakin ol. Bırak kardeşim ya. Burhan. Burhan telefonun çalıyor. Sizi bir yerden hatırlıyorum. Başar'ın evinde çalışıyordunuz, oradan hatırlıyorum. Ben Yasemin. Memnun oldum. Geç. Yasemin. Aysun nerede? Kaç saattir yok? Bilmiyorum. Bir iş görüşmesine gidecekti. Ha. Hayırdır Zülfü? Dışarıda niye buluşmadık? Yalnız konuşabileceğimiz bir yere geçelim. Yeğeniyle tanış Zülfü. Başar Junior. Ne zaman oldu? Sen içerideyken biz de boş durmadık tabii. Ama rahat ol. Kızın olursa bomba gibi damadın var. Gerizekalı. Yeni mal ekmemiz lazım. Sen tohumları nereden alıyorsun? Ha. Vallahi bir bağlantım var ama... Epeydir aramıyorum. Adam içeride mi dışarıda mı onu bile bilmiyorum. İyi, bir bakalım. Çıkıyor musunuz? Çıkıyoruz. Annesi anne değil ki çocuğuna baksın. Aysun'un neler çektiğini bilmeden konuşuyorsun. Buyurun. Bundan çekmiyor hanımefendi. Nasıl ya? Allah Allah. Şunu deneyin. Nasıl? Yakıştı mı? En sağlıklı çözüm bu.
Oğlum senin kafan nasıl çalışıyor lan? Morlik için krem alacağız. Gözlük almak da neymiş? Oho, krem geçirene kadar ben gözlükle meseleyi çözerim. Hem şık hem sağlıklı. Bu da çalışmadı. Tekrar dener misiniz onu bir? Aa Aysun ne haber? Ay iyi değilim İlteriş. Ne oldu sana? Ha iş kazası iyiyim ya. Sen ne iş yapıyorsun ki? Öyle bir iş işte. Sen ne arıyorsun burada? Başar'ın ihtiyaçlarını alıyorum. Nerede Başar? Kendisini almıyor. Oğlum küçük Başar'dan bahsediyoruz. Sen de taktın Başar'a ya. Ay şunları ödeyin de gidelim. Zaten rezil oldum. Tamam ödeyelim Aysuncuğum. Kankacığım sen şunları ödesene ya. Benim bankalarla aram bozuk. Kart falan kullanmıyorum. Yanımda da o kadar nakit yoktur şimdi. İyi peki. Ben sana öderim sonra. Buyurun. Anne. Anne babama bir şey olmayacak değil mi? İyi olacak. İyi olacak. Korkma. Babanız bizi bırakmayacak. Zaten hiç yanımızda olmadı ki. Nasıl konuşuyorsun kızım sen öyle? Yalan mı söylüyorum? Babam bildim bileli işini, arkadaşlarını bizden daha çok seviyor. Baban ne halde? Sen neler söylüyorsun? Bize bunları yaşatmaya hakkı yoktu. Şimdi de burada. Tamamen terk edecek bizi. Kızım nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ayşenaz. Sen polisin görevini yapmasına nasıl engel olursun? Vuracaktın Zülfü'yü. Kocam polis vuran tehlikeli bir suçlu. Ne yapacaktın? Benim kocam kimseyi vurmadı. Nereden biliyorsun? Neredeydi dün akşam kocan? Yanında mıydı? Evet, yanındaydı. Yalan söyleme. Hastanenin kamera kayıtları elimizde. Kim ne zaman girdi çıktı hepsi burada. Sen de suç ortağısın kocanın. Bu işlere girerken düşündünüz mü çocuğunuza kim bakacak diye? Ben bir şey yapmadım. Bak Nilüfer, çocuğun hasta diye burada konuşuyoruz. Normalde seni içeri alıp karakolda sorgulamam lazımdı. Zülfü nerede? Eğer bana yardımcı olursan buradan bir yere götürmem. Kaç kere söyleyeceğim bilmiyorum. Anlaşılan sen laftan anlamıyorsun. Alın götürün kaldır. Ya bırakın beni bırakın. Hadi kızım çocuğum hadi. Çocuğum burada hiçbir yere gitmiyorum. Yürü. Onları kocana yardım ederken düşünecektin yürü. Ya bırakın suçsuz benim kocam. Abla yemin ederim Zülfü'nün bir suçu yok. O yapmamıştır. Zülfü mü? Neden bahsediyorsun sen? Salih amirimi vuran adam. Zülfü, onun karısı. Üstünüzü arayacağız. Прошу. Наш гость Буран Бей пришел. Пожалуйста, Буран Бей. Присаживайтесь. Бурхан Бей, я 2 года здесь. Я хотел с вами подружиться, но я не мог вас найти. Бурхан Бей, 2 senedir buradayım. Sizinle tanışmayı çok istedim ama bir türlü bir araya gelemedik. Ben denizden hiç haz etmem. Sen de hiç karaya adım atmıyorsun. O yüzden buluşamadık. Я не люблю море, а ты наоборот. Поэтому не увиделись. Bu dalgada tekneye çıktığına göre karada büyük fırtına var demektir. Her fırtınada sığınacak bir liman olmalı. O liman ben olduğuma göre ne istiyorsun?
Bana bir ton mal lazım. Paranın önemi yok. Buluruz. Ne zamana lazım? Hemen. Adam amirimizi vurmuş. Biz burada ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Arkadaşların morali bozuluyor. Benim moralim çok mu iyi? Yoğun bakımda yatan benim kocam. Zülfiye'ye ulaşamadığınız karısından ne istiyorsunuz? Ben keyfimden öyle davranmıyorum. Karısına baskı yaparsak Zülfü'nün teslim olma ihtimali var. Peki Salih bu davranışınızı görseydi ne yapardı? Olayı çözemezsek bizi mahvederdi. Ben onu sormuyorum. Babası yüzünden çocuğuna ve karısına baskı yaptığınızı görseydi ne yapardı? Bak Nilüfer'le Celal yeterince acı çekiyor. Bizim yüzümüzden ne o çocuğun tedavisi yarım kalsın, ne de annesi daha fazla zarar görsün. Да, да, очень срочно. Соберите все, что есть. 200 килограмм недостаточно. Отправьте сколько есть и давайте еще. Бурхан, biraz abartmadın mı? Bu dalgada başka türlü burada duramam. İki yüz kilo. Ancak o kadar bulabildim. Bana çok pahalıya patladı. 200 kilo yetmez. İki katı fazla para vereceğim. Afganistan, İran, Rusya... Boru hattından koysak yine de istediğiniz zamanda gelmez. Olanı ne zaman teslim alacağız? Gece yarısı elinde olacak. На здоровье. Hadi oğlum, gidiyoruz. Babam nerede? Ne yapıyorsun? Çocuğumu alıp gidiyorum. Hiçbir yere gidemezsin. Rehin tutacak haliniz yok herhalde. Onu eve götüreyim, beni nerede istiyorsanız orada tutarsınız. Kocan sana Salih'i vuracağını söyledi mi? Siz ne diyorsunuz? Ben Zülfü'yle görüştüm. Bir şey yapmış olsaydı anlardım. Zaten suçsuz yere 3 sene hapiste kaldı benim kocam. Ne çektiğimizi bir ben bilirim, bir de Allah bilir. Tamam. Sen nereye gidiyorsan git. Ama oğlun hiçbir yere gidemez. Ya sen nasıl annesin? Çocuğumu rehin mi tutacaksın? Aa, çocuğun rehin değil ki. Bizim hastamız. O iyileşmeden hiçbir yere gidemez. Lütfen. O hasta. Bırak iyileştirelim onu. Ver ver. Gel canım, gel bir tane. Sen de bir yere gitmiyorsun. Polis de başkası da istemediğin sürece seni hiçbir yere götüremez. Hayırdır ana? Seninle hemen konuşmam lazım. Ana şu anda hiç müsait değilim. Uygun zamanda çiftliğe gel, orada konuşalım. Burhan Ağa. Ben bugüne kadar hiç lüzumsuz yere zamanını aldım mı? Çok sıkışık durumdayım. Zülfüm de öyle. Zülfünün ne sıkıntısı var? Çiftlikte gül gibi hayat sürüyor. Celal'den dolayı gizli işler yapıyor. Başı belaya girecek. Ben Zülfü'ye teklifimi yaptım. Her zamanki gibi bana artistlik yaptı. Şimdi onunla uğraşacak halim yok.
Ben sana onunla uğraş demiyorum ki. E ne diyorsun, ne? Ben senden bugüne kadar hiçbir şey istedim mi? Allah var istemedim. Ben sıkıştığımda, zor durumda gelip senden istedim. Buyur. O zaman Celal'in tedavisi için para lazım. Senden o parayı istiyorum. Niye? Bunu Zülfü niye gelip istemiyor? Zülfü'yü tanımaz gibi konuşursun. Kesen kimseden bir şey istemez. O Zülfü'nün adam olması lazım. Cezaevinde bile adam olmamış. Gelsin, elimi öpsün. Adam olduğunuz patlasın. O zaman istediği parayı vereyim. Burhan Ağa, Zülfü'nün bunu yapmayacağını biliyorsun. Ana, ben şimdi neler yapıyorum biliyor musun? Hı? İnsan zorda kalınca kimlere yalvarıyor, kimlerden yardım istiyor bir bilsen. Benim gibi bir adam cigeri beş para etmez bir adama yalvarıyor. Ha? Abi sonra geleyim istersen. Otur otur. Otur. Yabancı yok. Hem senin saçın da kötü olmuş. Bu koltuğa benden sonra otur. Üstünü seni de kessin. Bugün çok yoğunum. Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Senin örgütteki kuzenin hala borusu ötüyor mu? Abi, o şerefsiz yüzünden başım az belaya girmedi. Herkese küfret, gücü olana küfretme. Ha, gücü ne zaman biterse o zaman küfret. Abi, vatan haininin önde gideni. Sen Kızılay mı Yeşilay mı? Hangisinde çalışıyorsun? Onunla acil görüşmem lazım. Abi, ben onu sildim. Ben onu tekrar sizin nüfusa kaydettim. Güçlü adam. Lazım aileye. İster dağda, ister ovada, isterse bataklıkta. Yeşim, hangisini oynuyorsun? He? Sen hangisini oynuyorsan diğerini oynuyorum Burhan. Belli ki doğru tercih yapmıyorsun bu aralar. Avrupa'daki bütün paramızı buraya aktarmışsın. Öyle gerekti, öyle yaptım Yeşim. Sen ne zamandır hesap hareketleriyle ilgileniyorsun? Söz konusu benim de param. Babamın yatırımları da var içinde. Ne kadar zor durumdasın bilmek istiyorum. Buna hakkım var. Bak, şu fareler gibiyiz. İkimizi de kafeslere koymuşlar. Durursak ölürüz. O yanındaki koşan daha çok metresine benziyor. Müsait misin abi, konuşabilir miyiz? Ruslarla görüşme nasıl geçti abi? 200 kilo bu akşam hazır. Senin bağlantılarında bir şey var mı? Var. Da aradaki farkı kapatamam. O kadar mal başka kimde vardır Necip? Biz bulamıyorsak kimse de yok abi. Dur. Dur 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 dur. Kimin kapısını çalmadık? Bana örgütle görüşme ayarla. Abi, örgütle aramızdaki problemi çözmeden böyle bir şeye kalkışmak çok riskli olur. Riski biz bu işlere başlamadan önce peşin peşin kabul ettik Necip. Sen dediğimi yap.
Yasemin? Sessiz, çocuk uyuyor. Başar nerede? Çocuğu bana bırakıp çıktı. Nereye çıktı? Hayda, yine mi çıktı ya? Nereye gitti? Benim çıkmam lazım acil. Bu karışık yemekten bıkmıştım ya. Allah Allah. En pes. Ne yapıyorsun kanka? Hadi PlayStation oynayalım. Oğlum ne diyorsun ya? Bu mama kafası çok acayipmiş ya. Gerizekalı. Yasemin ne arıyorsun sen oralarda? Arabamın anahtarı kayıp. Başar almıştır. Tabii ki Başar almıştır. Gel Zülf, gel. Ne yersin? Baktım yok. Niye burada buluştuk? Manyağın biri narkotik amirini vurmuş. Adım atamıyoruz. 50.000 çantada. Benim yeniden ekmem için tohuma ihtiyacım var. Ben tohum satmıyorum. Ama satan birini tanıyorsun. Bir süre baş ağrısı için ilaç bile bulamayacaksın buralarda. Herkes yuvasına çekildi. Saklanıyor. Benim hemen birilerini bulmam lazım. Ortalık karışıkmış. Bekleyelim işte Zülfü. Polis tepemize binmesin. 4 ay sonra buranın en iyi malını vereceğim. İstiyor musun, istemiyor musun? Biri var. Ama biraz delidir. Başınızı belaya sokar. Sen adamın adresini ver. Deli dediğin adam beni görünce belki akıllanır. Kalem. Bunların tohumcuya gittiğini Rasim'e uçur. Abi Rasim'e niye bu kıyağa geçiyoruz? Abi, kimseye boşuna kıyak geçmez. Rasim'i de narkotiğe ben havale edeceğim. Siz kalıyorsunuz. Bekleyin. Hep diyorlardı Burhan Ağa'nın bize zararı oldu. Burhan Ağa bizi kazıkladı. Ama kimsenin de bu kadar büyük kıyağı olmadı. Sayemde değerinin 3 katına mal satıyorsunuz. Artık örgütteki itibarın Kandil'dekilerde bile yok. Burhan Ağa, senin itibarın da şu an benim elimde. Ben itibarımı kimseye bırakmam. Ama paramı bırakırım. Sen bir fiyat söyleyeceksin, ben de onu vereceğim. İtibarını alamadıktan sonra para neye yarar? Zaten malı sattığımda istediğimden alırım.
Bu mala benden daha çok veren bulamazsın. Demek ki paranın hükmü de bir yere kadar geçiyor. Bir yerden sonra eski defterlere bakıyorsun. Onu da telafi ederim. Burhan'a her şeyi telafi ettiğine göre bize ihtiyaç yok. Bak, bu malları bana verirsen bir ömür dostluğumu kazanırsın. Bunun da ne anlama geldiğini sen çok iyi bilirsin. Senden önce birisinin dostluğunu kazandım. En iyisi biz düşman kalalım. Abi, bizim şerefsiz kuzenin örgütteki adamı dediğini yapmış. Örgütün elindeki bütün malı biz satın aldık. Rasim, en sevdiğim adamım sensin ha. Unutturma, sana saç ektireceğim. Hadi şimdi git. Ben sonra göndereceğim paranı. Baş üstüne abi. Abi, Zülfü'nün yerini öğrendik. Aferin. Akşam burada olacakmış. Neresiymiş burası? Sirec'in bağlantısıymış abi. Kimden geldi bu haber? Sirec'in adamlarından biri öttü. Siz mi öttürdünüz, oradan mı geldi haber? Abi, o taraftan haber geldi. Her zamanki taktik. Onlar bize sürpriz hazırlıyorsa biz de onlara sürpriz hazırlarız. Açık vermeyin, akıllı olun. Akşam görüşürüz, hadi. Şimdi bu kadar parayla tohum alınca hasatta ne kadar kaldırıyoruz? Çok. Ondan sonra o parayla daha fazla tohum, değil mi? Daha büyük yer lazım bize. Evin arkasındaki tarlada olmaz artık. Depo lazım. Her şey para için değil mi Zülfü? Şu kağıt parçası için. He. Bu varsa adamsın. Bu yoksa hiçbir şeysin. Değil mi? Bu kağıt parçası birçok hayat kurtarıyor. Mesele paranın kimde olduğu. İyi adamdaysa yapmayacağı iyilik yok. Kötü adamdaysa yapmayacağı kötülük yok. Eyvah çevirme. Bizi arıyorlar. Ha, geri dönelim. Saçmalama. Buradan geri dönersek daha çok şüphelenirler. Zülfü, 50.000 lira var. Ruhsatsız tabanca var, araba benim değil. Sus da kafamı toparlayayım. Ne yapıyoruz Zülfü? Bunlar polis değil. Nasıl? Bunlar Sirac'ı basan adamlar. Nereden buldular bizi? Kaçalım. Durma, devam et, devam et. Dur lan, dur! Yakalayın, kaçmasınlar! Koşun lan! Kaçmayın lan! Ne yapıyorsun Zülfü? Nereye gidiyorsun? Niye durdun? Hadi Başar, atla! Ya atlama, saçmalama! Ne çabuk! Ya Zülfü! Nasıl atlayacağız ya? Hadi şimdi! Nasıl atlayacağız ya? Hadi! Dur teyze, giremezsin. Çekil önümde. Teyze, yasak. Ne demek yasak? Torunumu görmek için izin mi alacağım? Çekil. Teyze. Ana.
Celal nasıl? Siz kimsiniz? Esas sen kimsin? Kimdir kızım bu? Ne yapıyor burada? Polis ana. Allah Allah! Hasta odasında polisin ne işi var? Siz Zülfü'nün annesisiniz herhalde. Evet, anasıyım. Bu da mı suç? Benim de mi peşime düşeceksiniz? Küçücük çocuğun başına dikilmişsiniz. Bizim sizinle bir sorunumuz yok. Ne işi var öyleyse burada? Benim Nilüfer Hanım'a birkaç sorum olacaktı da. Nilüfer bilmez bunları. Çocuğu hasta zaten. Hadi çık sen de dışarı. Ne duruyorsun daha? Peki. Hiçbir şey demedin değil mi Zülfü ile ilgili Nilüfer? Yok ana. Nereye gittiğini söyledi mi sana? Söylemedi. Bir bırakmadılar çocuğun yakasını. Gel ana, sen otur. Evlenme teklif ettiğin günü hatırlıyor musun? Hatırlarsın tabii. Az peşimden koşmamıştın. Bana söz vermiştin Salih. Seni asla yalnız bırakmayacağım diye bana söz vermiştin. Salih, Salih, ben sana ne diyeyim? Hep burnunun dikine gittin. Kimseye boyun eğmedin. Hele söz konusu görevinse. Ne yalan söyleyeyim. Ben de senin bu asiliğine kaptırdım ya gönlümü. Ama yeter Zalim. Uzatma. Uzatma ne olur. Hadi kalk. Kalk eskisi gibi kavga edelim. Hadi kalk. Kalk Salih. Bizi yalnız bırakma ne olur. Salih. Salih. Zülfü. Allah bin belanı versin Zülfü. İki günde beni öldürttü. Hastaneye götür beni. Hastaneye götür, durdur kamyonu. Abi de soyuyor musun beni? Abi de paralar alıyor ya. Kalk lan, hiçbir şeyin yok. Ya sen vurulmadın, ben vuruldum tabii. Kurşun bile muhatap olmadı seninle. Zülfü, yine haklı çıktın ha. Bak, para insanın hayatını nasıl kurtarıyor.
Bizzat şahit oldum. Bu alem beni kılacak lan. Kurşun bile korkuyor lan. Başar korkmaz ha. Kurşun bile işlemiyor lan. Abla. Ya, abla. Ya arıyorum açmıyorsun. Ne oldu? Baba mı yandı? Hadi. Ya, hadi gelmiyor musun? Şey, bulamadım baba. Telefon duymuyor. Abi, şükürler olsun. Şşş, İbrahim. Yeni kendine geldi amirin. Tamam yenge. Mine. Efendim hayatım. Benim İbo'yla konuşacaklarım var. Aşkım, daha yeni gözünü açtın. Yeni iş mi konuşacaksın? Çocuklar beni bu halde gördüler. Bir cahillik yapmasınlar. Onlara engel olayım. Furkan, hadi gel. Gidelim oğlum. İbo. Abi. Bak. Sağa sola saldırıp suçsuz insanların canını yakmayın. Beni vuranı biliyorum. Zülfü mü abi? Amsterdam'daki o adamı ara. De ki biz bu işi beceremedik. Yeni bir bağlantı bulsun kendini. 20 yıllık emeklerin çöpe gitti. Ama en azından hayatta kalacaksın. Bundan sonra savunacak bir canım da kalmadı. Hello. Just a second. Mr. Burhan will talk. Burhan. Everything good. Söyle. Yarın mallar yola çıkacak. Ne? Tomorrow project will come in. Yes. Hadi oğlum, çıkalım da baban biraz dinlensin. Kızım. Anne, babamla yalnız görüşebilir miyim? Tamam kızım. Bana ne kadar kızdığını biliyorum. Ama beni ne kadar çok sevdiğini de biliyorum. Baba. Az kalsın ölüyordun. Bizi bırakıp gidiyordun. Bunun farkındasın değil mi? Bu ne zamana kadar böyle devam edecek baba? Ben de herkesinki gibi bir babaya sahip olmak istiyorum.
Arkadaşlarımı kıskanıyorum baba. Babalarının onlara kızmasını bile kıskanıyorum. Anlıyor musun? Sen de bizim yanımızda olamaz mısın hep? Kızım. Ben ne yapıyorsam senin için yaptım. Sizlerin geleceği için yapıyorum. Ben sizi çok seviyorum. Bizi çok seviyorsan baba, artık bizi üzme. Bu işi bırak. Emekli ol baba. Söz ver baba. Artık bu işi yapmayacaksın. Gel. Gel İbrahim, otur. Zülfü'den haber var mı? Hali arıyoruz müdürüm. Ama sonuçta kimin adamı olduğunu biliyoruz. Salih komiserin ifadesinden sonra müsaade edin gidip alalım Burhan Korkmaz'ı. Alalım. Alalım almasına da, ama yine delil yok. Sadece Salih'in narkoz ifadesi var. En azından Zülfü'yü sorarız amirim. Herkese mesajı ulaştırdık baskınlarla. Burhan Korkmaz hariç. Kendisine dokunulmaz zannediyor. Narkotik amiri vurmanın bedelini o da görsün. Tamam. Gidip alın. Amirim. Elde edilen uyuşturucuları imha için gerekli önlemleri aldık. Yarın yakmaya götüreceğiz. Dikkatli olun. Hata istemiyorum. Anlaşıldı amirim. İçerideki adamımız başka bir şey söyledi mi? Saat ve rota dışında başka bilgi vermedi. Yüksek güvenlikle taşınacak mallar. Ona ne kadar güvenebiliriz? Şimdiye kadar hiç yüzümü kara çıkarmadı. Şimdi kara çıkarmama sırası sizde. Aksilik olursa ne yapacağız? Polislere sıkacak mıyız? Operasyon başarısız olursa hepinize ben sıkacağım. Polisleri bırakmam. Tabii ki sıkacaksın. Bugüne kadar yapılmamış bir eylem yapacağız. Birimiz yakalanırsak size kadar gelirler efendim. Kimse yakalanmayacak o zaman. Gerekirse kafanıza sıkın ama yakalanmayın. Malları ele geçirdikten sonra en kısa sürede limanda bekleyen gemiye yükleyeceksiniz. Yetişemezsek? Riske atmayın. Gizli mekana götür. Ben operasyon halinde sizi izleyeceğim. Benden emir almadan adım bile atmayacaksınız. Senin yanımızda olman çok riskli abi. Yanınızda değil. Tam üstünüzde olacağım. Helikopterle izleyeceğim. Necip, en iyi adamlarını seç. Şuradaki mekanlara adamlarını yerleştir. Olay yerinde tesadüfen polis molis olursa müdahale etmesine engel olsunlar yeter. Bu defa hata istemiyorum. Bu son şans. Tamam abi. Kolay gelsin. Sağ olun. Bir de şurayı imzalıyorsunuz. Siz aracı yüklemeye başlayın.
Emir gelince imha için yola çıkacağız. Oldu. Açalım. Burhan. Burhan. Kadın git başımdan, şimdi uğraşamam seninle. Ben de seninle uğraşamam. Polisler geldi, seni soruyorlar. Evet gençler, size nasıl yardımcı olabilirim? Emniyete gelerek yardımcı olabilirsin. Hakkında ihbar var. Burası mı? Burası. Sen burada bekle. Tamam. Vakkas sen misin? Sen kimsin? Beni Siraç gönderdi. Tek mi geldin? Birader, aradığım sendeymiş. Polis kıpırdama, kaldır elleri. Polis kıpırdama.